devamlı hani suyun altında böyle deneniyor mu? Ya suyun altında zaten diyaframın çok önemli bir oradaki organ diyeyim. O yüzden hani günlük hayatta mesela yıkanıyorsun şampuanla böyle foş 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 yaparken birdenbire böyle yükseliyor musun? Evet. Hadi ya. Var mı bu ara diline takılan bir şey? Yok hiç. Hani böyle. O an içimden gelen garip sesler falan yani. Ne güzel. Hani çünkü şarkıları takip edemiyorum. Yeni genelde enstrümantal şeyler dinliyorum ama işte o eski zihnimde kalan bazı şarkıları yani veya sesleri çıkartıyorum bazen. Ay hoş geldin şampiyonumuz. Hoş bulduk. Şimdi buradan Erman, seni dünya şampiyonu tütütütüsüz yaparak uğurlayacağız. İnşallah. İnşallah. Hep öyle uğurlu geliyor zaten burası. O yüzden. Ay böyle Cumhuriyetimizin 100. yılında bir dünya şampiyonu şampiyonluğu güzel gelmez mi? Harika olur. Evet. Buradan zaten son yani görüşüyoruz. Aha. Oradan antrenmanlara devam ediyoruz. Hadi rekora. Hadi inşallah. Evet. Güzel haberler bekliyoruz. Evet. Peki kaçtı 432 Hz? Evet. Şu hikaye çok güzel. Yeni Angelika Akbar'ın da yeni albümü çıktı. O da bir acayip bir şey. Böyle bir ritmi hayatın, o kızıl saçını örmesi o kadar ilginç ki. O arkadaki o beste böyle bir şey benim su altını da çağrıştırdı bana. Doğru. O şey, doğru söylüyorsun. Biraz bir dinleyebilir miyiz onu bir? Su konseptimize çok uygun. Evet, gerçekten. Biz bu yıl dedik ki hani işte Şems'in o sözünden yola çıkarak böbürlenmek, kibirlenmek, yani doğuşun bir damla su, ölümün bir avuç toprak. Hayatın zaten o ikisi arasında geçiyor. Su gibi olabilmek, hem dünya kaynakları ki sen de çok vurgu yapıyorsun hem koleksiyonunla hem yaptığın işlerle ve şampiyonluklarıyla. Dünya kaynakları bir taraftan da toprak olma hikayesi, gerçekten toprak olma hikayesi üstünden gidelim dedik. Çok uygun. Peki bu 432'ye artık dünya ne demek 432? Yani ne oluyor da o? La notasının titreşim hızı. Yani bir tele dokunduğunuz zaman o titreşme yapar ya. İşte o bir saniyede kaç kez titreştiğini gösteren bir ölçüm bu. Ses, insan sesiyle yapabiliyor muyuz onu? Tabii insan bir gösterebilir misin diye. Yok öyle değil. O daha çok tabii enstrümanlarla söz konusu olan bir şey. Orada ben albümde ve bu teaser'da özellikle ilk la notayı 440 hepimizin şu anda dinlediğimiz ve de vazgeçilen 432'de la sesi nasıl durduğunu gösteriyorum ki fark olsun ve oradaki beste 432 Hz olarak kaydedildi. Yani şöyle söyleyeyim, yaklaşık 100 yıl önce, 80 yıl önce bütün enstrümanları global olarak 440 titreşim hızına getirildi. Onun hikayesi aslında çok acı. Yani Google'a girseniz baksanız böyle çok masum gibi görünen öyle karar verildi. Öyle neden değil. Onu alalım mı? Nedenini aslında daha sonra belki yani isteyen Hitler herkes. Yani Hitler Almanya'sındaki. İşte orada evet o hikayeler var. Dolayısıyla insanı doğadan, doğal titreşimden ve ahenkli halinden bir tık yükseltmek, yani yükseltmek derken daha sinirli, tedirgin, daha tedirgin, daha böyle paniğe yakın hale getirmek için. Çünkü böyle insanları yönetmek çok daha kolay. Öyle diyeyim. Ve şimdi biz 440'da yaşıyoruz. Maalesef, evet. Aa. 440 ve üstü hatta. Ve diğer enstrümanlar neyse ki 432 isterse akort yapabilir, piyanolar mümkün değil. Piyano öyle mi üretiliyor? Piyano 440 ve üstü olabiliyor. Tellerde artık o ayarlama yapılamıyor. O yüzden bu albümü ben özel olarak 432 ile kaydettirdim. Ki farkı görünsün ve insanlara böyle bir
fayda olsun hiç olmazsa. Peki bu stüdyodaki sıcak hava 400 kaç olur? 400 kaç Fahrenheit oluyor acaba? Değil mi? Bunu da Fahrenheit ile ölçebiliyor muyuz? Herhalde. Küresel ısınma. Suyun altındaki o hani hem işitsel hem de ritmik tempo nasıl oluyor? Bu kafayla bakarsak suyun altına. Ya şimdi enteresan bir harmoni var suyun altında. Mesela çok uzaktan gelen bir teknenin motorunun sesi sanki yakınınızdaymış gibi. O kadar tabii hızlı iletim gücü var ki suyun havaya göre. Dolayısıyla işte 300 metre ilerideki bir motor sanki 20 metre etrafınızdaymış ve yukarı çıktığınızda hani çarpışacakmışsınız gibi bir his yaratıyor. Ama onun dışında yani bizlerin oluşturduğu sesler dışında suyun altındaki o doğal sesler işte bir balığın mesela oradan bir mercandan bir ısırık alması, o suyun altındaki yani kumun gidip gelme sesleri, dalga sesleri böyle çok harmonik bence. Evet. Çok huzur veren, rahatlatan bir hissiyat oluşturuyor. Çünkü özellikle bizim içimizde normalde resmi olarak sayılıyor ki %60-%70 evet. su aslında daha fazla. Öyle çok mi? Daha fazla evet. Başka açıdan ölçtüğünüz zaman neredeyse 90. Ya ben sana niye bilim insanlarından daha çok inanıyorum şöyle bakınca gözlerine. Kadında öyle bir şamanik mi diyeyim, böyle bir şifacı gibi mi, doğayı algılama, dünyayı algılama öyle bir enerji var ki ben ona bakınca böyle hani Celal Şengör gibi falan görüyorum baktığımda bir bilim insanıymış havası var. Teşekkür ederim. Dolayısıyla tabii ki bizim içimizdeki su ve doğadaki su bir rezonansa girdiği zaman çok farklı bir iletişim oluyor. İkincisi de su unutmamak gerekiyor. Bütün evrende bulunan bir şey ve nedir o? Sıvı kristaldir. Biz onu düşünmüyoruz. Kristallerin ise bu artık kanıtlandı. Şöyle bir özelliği var. Bilgileri absorbe ediyor ve sonra verebiliyor. Yani su aslında bilinçli bir maddedir. Onun için biz birbirimize olumlu bir şeyler söylediğimiz zaman bizim suyumuz ona göre şekil alıyor. Bizim atomlarımızın organizasyonu farklı oluyor ve tepkimiz ona göre. Veya kötü bir şey söylediğiniz zaman da ona göre su bozuluyor. Peki şimdi bu iki kadın aslında iki ayrı dünyanın kadını. Yani birisi enstrümanıyla hani oraya dalıyor, çıkıyor anında beste de yapabiliyor zaten. Acayip bir yetenek. Bir diğeri iki ayrı dünyada yaşıyor, yukarı çıkıyor ama hiç hani ya ben okeyim, ben tamamım. Bu kadar hepimizi tamam yapmamıştı. Ben oraya çok takıldım. Yüzlerce kere izledim, çok ağladım. Yani hiç tamam. Bu kadar tamam olmamıştık o anki kadar. Seninle beraber hepimiz tamam olduk orada. We are okay olduk yani. Onu bir görebilir miyiz acaba? I'm okay. Amazing. Ay, bak. Ay. Ağlayacağım bu kaç ben hertz de. Peki? Bu kaç hertz? Kim bilir? En mutlu hertz bu. Ya bu tabii ben son iki senedir bu rekoru kırmaya odaklanmıştım. Ve geçtiğimiz sene pek çok aksilik oldu. O kadar bir de mental bir spor ki. Yani psikolojiniz örneğin 97 metreye dalış yapıyorum antrenmanda. Ama 100 metreye gelince bir şekilde 100 metreye gidemiyorum. Ya kulağımı işleyemiyorum, ya heyecan yapıyorum, ya çıkarken yoruluyorum falan. Dolayısıyla ben 2 senedir 95 metrenin üzerine bir sürü dalış yaptım ama bir kere 100 metreyi yapamadım. Bu yarışmada da birkaç dalış yaptım. İlk dalışımda 95 metreyi hedeflemiştim. Fakat çıkarken paletim kırıldı ve böyle biraz çırpınarak çıktım. Yani palet kırık olunca güç alıp yukarıya tam çıkamıyorsunuz. Öyle olunca minik bir baygınlık geçirdim. Artık oksijenimi sonuna kadar kullanmışım. Tabii psikolojik olarak bu çok etkiledi ve ondan sonraki bir iki dalışta mental olarak dalamayacak gibi hissettim. Bir korku geldi ve erken döndüğüm yani tam 100 metre değil işte 90-80 metreden döndüğüm geçersiz sayılan dalışlar oldu. Ama bu yarışmanın son günü arkadaşımdan ödünç bir palet aldım. Hatta üzerinde böyle Japonca logolar var bu paletin. Japon milli takımındaydı arkadaşım. Onunla bir şekilde çok istedim, inandım. Çünkü artık son hakkımdı. Ve o iki senenin ve onun öncesi belki
23 senenin, 25. senem benim su sporlarında. Tüm böyle emeklerimizin karşılığını aldığımız, gerçekten benim de tam ve tamam hissettiğim bir dalış. Ya bir tarafıyla şey var ya, hani hepimizi çok sevindiriyorsun. Bunun mutlaka hazzı var. İnsanların gözündeki o mutluluğun sebebi olma halinin hazzı var. Ama diğer taraftan da biz öyle popomuzu yayıp otururken sen aslında deli gibi çalışıyorsun ve biz bu tarafta senin başarını sahipleniyoruz. Yani biz o sudan çıkmışız da biz o 100 metreye dalmışız gibi böbürleniyoruz. Burada da bir gıcık olma hali oluyor mu Şahika işten içe? Yok, olmuyor. Yani çünkü İnsanların sadece bunu desteklemesi, sevmesi, bana güzel enerjisini yollaması da çok kıymetli. Ben hiç, yani bazen hatta şeye üzülüyor musun diyorlar, işte dönem dönem sponsor bulamıyorum ki her sene oluyor artık. Çok dile bile getirmiyorum. Fakat işte bu yarışmada palet kırık bir paletle yarışınca daha çok böyle zihnimde ya evet ya gerçekten desteğe çok ihtiyacımız var şu dönemde dedim. Çünkü dünyanın öbür ucuna gidiyorsunuz, aylarca kalıyorsunuz. İş sadece keşke bir palet olsa, ama yani her şeyin bir yedeği olmalı, yanınızda birileri olmalı. Biz bu imkanların hiçbirini sağlayamadık. O noktada da tabii ki yeterli sponsorluk desteği giriyor ve bana hep soruyorlar, yani sen peki üzülmüyor, yani bozulmuyor musun falan? Ben kişisel olarak bozulmuyorum ama şeyi de çok merak ediyorum. Böyle gerçekten büyük yeterli destekler olsa ve ben bunları hiç düşünmek zorunda kalmadan dalsam acaba neler yapardım diye de merak ediyorum. Sen bu isminle, marka olmuş halinle burada zorlanıyorsun. Evet. Ya bu çok acı. Evet. Ya belki de, yani çok enteresan. Sporun böyle bir handikapı var. Her ne kadar dediğiniz gibi işte gururlanılsa da, tebrik edilse de, benim ilk rekorum da değil bu tabii. Yıllardır dalışlar yapıyorum, madalyalar alıyorum. Hani ilk defa piyasaya çıkan birisi olsam, bir sporcu olsam, ki üniversiteden sonra onları yaşadım. O zaman hadi kimse bilmiyordu, inanmıyordu falan. İşte, hani ama şu an derece. Artık yıllardır ben bunu yapıyorum. Garanti, yani önceki derecelerime baktığınızda zaten garanti bir ülkemize madalya kazandıracağım. Diğer sporcularla istatistiki bakıldığında dünyada ben ilk üçteyim zaten her koşulda. Allah korusun başıma bir şey gelirse olmam. Ama onun dışında en yüksek beklentinin olduğu sporcuyum. Hani burada bile destek bulmak bazen zorlaşıyor dediğiniz gibi. Yani burada hani şey de insan düşünüyor. Şimdi bu influencerlar çoğaldı ya her yerde. Yani bir rimeli satma linki gibi bir destek bulma. Yani onlar sadece bir sporcuya destek verseler bile. Ya bu influence etme niye böyle bir şey de olamıyor? Her şey sadece bir ürünü satmak üzerine mi kurulu? Yani bu dalıştan sonra açıkçası bazı teklifler ve destekler geldi. Yani umarım kısa süreli olmaz ve sürdürülebilir şeyler olur. Çünkü ben yani düşünün 25 senedir neredeyse ara vermeden sporcuyum, milli sporcuyum. Ve yani seneye de devam edeceğim, ondan sonraki sene de devam edeceğim. Hani bir seferlik değil de böyle size o maratonda tüm koşullarda destekleyebilecek sponsorları olması veya en azından destekçilerinizin yanında olan insanların olması bile çok kıymetli. Yani çok yalnız değilsin çünkü Angelika Akvar'da tuttu Kazakistan'dan o acayip, o Rusya'nın en iyi işte değil mi genç yetenekleri arasına girdi. Aşırı güzel başarılar, madalyalar, ödüllerle geldi ama Türkiye'de yaşamayı seçti ilginç bir şekilde. Ve burada hiçbir destek görmeden yaşamaya da devam ediyor. Helal olsun, neden? Neden burada yaşamaya mı devam ediyorum? Yani evet, yoksa... bu destekler olmadığı halde. Çünkü ben Türkiye'yi seviyorum. Çok basit. Yani geldiğim andan itibaren, daha o zaman Sovyetler Birliği dağılmadı. İş sebebiyle geldim eski eşimle. İşte ilk bakıştan aşk, ilk kokudan, ilk imajdan, ilk sözden, yani hiç Türkçe bilmeden 2 sene sustum ben. Ben konuşmayı seviyorum ama yani sustum ve çocuk gibi, bebek gibi o Türkçeyi içime çektim. Biliyorsunuz hiç de halen Türkçe dersi almadan, yani çok aşık olmak lazım o yere, o insanlara. Ben nasıl giderim? Sovyetler dağıldı, bütün ailemiz bütün dünyaya dağıldı. Herkes çağırıyordu ve çok da iyi şartlarda, ama ben hayır dedim. Burası benim ikinci evim.
böyle de devam ediyorum. İnsan sevince ancak olabilecek bir şey. Peki destek azlığı konusunda? Yani hala zor mu? Tabii ki, tabii ki zor. Hı-hı. Çok zor. Gerçekten zor. Bu albüm için mesela sağ olsun bir vatandaş çıktı, destek verdi. Aa. Evet, evet. Bayağı bir birey, hani bir kişi. Evet. Çünkü sizin müziğiniz insanların kalplerine çok iyi geliyor dedi. Ben onu hissediyorum. Ben size %100 güveniyorum dedi. İsmini söylememi istemedi. İstemiyor mu? Evet. Tanıyor muyuz? Yok, hayır. Adı soyadı iki kelime, birincisi hiç olmuyor. Yok, hiç tanımıyorsunuz yani. Merak ettim hani. Evet, bir böyle kanka duyarlı vatandaş. Güzel duyarlı, evet. Yani dedi ki, çünkü siz sadece müzik değil, sizin anlattığınız fikirler, manevi şeyler, felsefe çok önemli dedi. Müzikle, hı hı, birlikte bunun olması gerekiyor. Çünkü gerçekten dünyaya şu anda dünyanın en çok ahenge ihtiyacı var. Hı hı. O ahenk kavramı bile önemli. Çünkü biz bir fikir düşündüğümüz zaman ona göre yöneliyoruz. Ona göre iç organizasyonumuz oluyor. Her bir kelam, yani kelam gücü, hı hı, kelime önemli. Kelimelerin gücü. Evet, evet. Öyle unutuyoruz şeylere dikkat eder misin? Ediyorum. Ne kadar kendi hayatımda uyguluyorum. Bazen hani böyle çok düştüğünüz noktalarda, özellikle bu biraz önce bahsettiğim ilk başarısız diye belki en kolay tabir edebilirim ama işte deneyim diyelim. O birkaç dalışta mesela insan modu düşük olunca, morali düşük olunca bazen zihin onu böyle daha negatif şeyler yönlendiriyor. Ama halbuki bir şekilde kendinizi motive etmek için daha pozitif, evet, kelimeler, cümleler ve zihninizde bunu önce canlandırıp inandıktan, tamam, sonra beyin ve siz de inanmaya başlıyorsunuz. Yani biz mesela zihin antrenmanı çok yapıyoruz. Örneğin bu 100 metre dalışını önce zihnimde dalıyorum, hı-hı, birkaç, hı-hı, defa. Bazen imkan olmuyor, çok yeterli antrenman yapamıyorum ama o zihnimde yaptığım dalışlarla sanki antrenman yapmış gibi hissediyor, evet, vücudum. Tamam. Mesela 95 metreye ben daldım. Aslında dalmadım suda ama zihnimde daldım gibi. Ve bunun işe yarıyor olması da ilginç. Dünyada, kesinlikle, bununla ilgili birçok araştırma da var. Aa. Tabii bu böyle konuşulunca bunun için yeterli altyapı ve bilgi eksikliği varsa, yani şimdi size desem, yani şu an sen 95'e zihninde dalsanız bile gidip suda dalamazsınız. Çünkü işte kulak eşitleme teknikleri, palet vurma teknikleri, ama yeterli teknik bilgiye, altyapıya sahipseniz o zaman olabilir. Dolayısıyla o yeterli güç varsa olabilecek bir şey. Önemli olan burada ona gerçekten inanabilmek. Yani onu yaşayabilmek o anda. Yani şöyle mi? Şimdi bunu indirgediğim yere inanamayacaksınız. Benden lütfen tiksinmeyin. Yani şöyle mi? Ben burada mesela teknik altyapıyı biliyorum ya, işimin tekniğini. Hı hı. Mesela Tarkan'ı konuk etmişim gibi zihnimde yaşasam. Tabii benim yaptığım bana bağlı bir şey. Yani o da belki mümkün. Bilmiyorum ama kendimize bağlı olaylar diyelim, yani bir hani uzun atlamacı olsanız şuradan şuraya atladığınızı, hı hı, zaten yakın mesafeler yapıyorsanız bir gün gerçekten zihninizde yüzlerce kez buradan atlıyorsanız yapıyor konumuna gelebilirsiniz ama çok bu sizinle ilginç alakalı. Hani Tarkan içinde onu, yani başka bir birey devreye girince zaten bence bu ikili ilişkilerde sorunu, özel hayatta da yaşadığımız. Hani biz, doğru, kendimizi belki bir, doğru, şeye sokuyoruz da karşındaki insanın da aslında bir şey yapması lazım. Bu konuda bir şey ekleyebilirim. Lütfen. Şöyle ki, bizim düşüncemiz ne kadar güçlü olsa ve aslında bencillik ne kadar az olsa o düşüncede ve o istekte, o bir mıknatıs gibi, biz onu yolluyoruz ve o zaman benzer benzerini çeker şeklinde o olayları kendine çekmeye, ya, başlıyor. Ben bencilce düşünüyorum ama Tarkan hani gelsin burada. Ama siz onu yani havaya atmak için değil de biraz değiştirsiniz. Biraz değiştirseniz de biraz daha böyle genel hayır olma için. Gibi bir derdi. Bütünün hayrına. Bütünün hayrına olsa biraz daha, tamam, o zaman oluşturma şansı hayrına da ayrı. Yani Tarkan buraya gelse, siz birlikte herkese faydalı ne yapabilirsiniz? Kim bilir hangi belki fikirleri buradan yayarsınız daha. Tarkan buraya gelsen biz bütüne faydalı çok şey yaparız be annem. Lütfen ya. Biz bütün hayrına uçarız yani böyle. Şu anda geliyor içimden böyle, taşıyor lütfen.
Bu arada sizin anlattığınız tekniği ben aslında bana kimse anlatmadı ama içgüdüsel olarak çocukluğumdan beri piyano ile ilgili yapıyorum. Yani mesela işte diyorlar ben besteci ve piyanistim. Piyanist tarafım genellikle uzaktan kumandalı çalışıyor. Ben içimde bir eseri özellikle zor bir eserse ve onu çalmam gerekiyorsa mükemmel bir şekilde kafamda onu yapmam gerekiyor. Mesela Appassionata, Beethoven'ın sonatasını. Orada bir yer vardı. Ben parmakla onu çözemiyordum. Ama içimde çözdüğüm zaman oturdum. O parmaklar sanki uzadı. Şöyle bir lastikli hale geldi ve çalabilir hale geldim o zaman. Ve bunu çok yaşıyorum. Hele besteler sürekli içimde yapıyorum. Orada öyle kristalize edilmiş düşünceler çok önemli. Düşünce kültürü kavramı mesela çok önemli bu anlamda. Okullarda çocuklara bunu vermeliler disiplin olarak. Düşünce kültürü, bir de duygu kültürü. Tabii ne güzel dedin tabii. Yani evet, biraz çok vaktimiz var ona galiba. Düşünce kültürü dersi konsun her şeyden önce. Evet, her şeyden önce. Her şeyden Çünkü önce. Her şey ondan sonra oluşuyor tabii. Ya evet tabii de ama onu yani o kadar hani katman katman bir İsteyelim, şey ki. İsteyelim, mıknatıs koyalım buraya ondan sonra çalışsın. Bu çok yani önemli. Yani olumsuzda şey. Konuşmayalım. Peki bu nedir hocam? Ay... Ben bunu o kadar zor buldum ki ama çok şık bir şey buldum. Ama çok güzel. Evet, konunuz toprak ve su olunca dedim ki ben sadece toprak getirmeyeyim. Toprağı bu arada benim bahçemdeki gül çiçeğinin altından aldım. Harika. Özellikle gülden olsun Nereden? Enerjisi. Beykoz? Beykoz İstanbul. Bunu da tabii ki yani o toprağı sulamak için sembolik olarak ve gerçekten orada su var. Bu arada benim su ile ilgili çocukluktan beri bir hikaye var. Zaten birkaç su ile ilgili albümlerim var. İşte su, bir yudum su, Raindrops, Bay Angelica vesaire. Suyun Gizli Mesajı diye bir kitap var belki duydunuz. Masaru Emoto. Evet. Ben onunla tanışıyordum. Hatta onunla deneyler yapacaktık. Ben müzik çalacaktım. O su kristallerini inceleyecekti. Belli konular üzerine yetişemedik. Vefat etti maalesef. Ama suyun o hani kristal, sıvı kristal halini unutmayalım. İçimizin de çoğu su olduğunu unutmayalım ve çok dikkatli davranalım birbirimize. Yani su bütün her şeyi alıyor ve sonra veriyor. İçimizdeki suyu bozmayalım birbirimizin kötü kelimelerle, kötü düşüncelerle. Zor ama imkansız değil. Tabii, bunu tabii yapmamız değil. Lazım. Yok, yapılabilir Onun tabii için ki. Su bu. Geriliyor musun böyle? Hani bazen tersleştiğin olabiliyor mu bu tür müsabaka? Müsabaka mı denir buna da tam olarak? Evet, turnuva müsabaka. Turnuvalarda. Son yıllarda yok. Ama ondan önce benim biraz böyle yarışmacı bir ruhum var. Hatta takım sporları yapıyordum ilk yıllarda. Sonrasında, üniversiteden sonra bu. Yani bireysel dalış gibi. Çünkü biz tek tek dalıyoruz. Oradan gelen bir yarışmacı, işte böyle bazen bir agresif gerginlik çok eskiden vardı. Ama herhalde son 5-10 senedir nefes çalışmalarıyla da birlikte onu çok törpüledim. Yani çünkü... Farklı açılardan bakabilmeyi de bu yaptığım spor bana çok gözlemletti. Örneğin kötü geçen bir dalış. Normalde çok üzülüyordum, sinirleniyordum vesaire. Sonrasında gördüm ki ya oradan benim öğreneceğim çok şey var. Yani iyi ki kötü geçmiş ki ben daha iyi, daha güçlü bir sporcu olabildim. Ne olacak ki kocaman resimde yüzlerce dalışım var. 5 tanesi de kötü geçsin. Yani bu o kadar geniş aslında uzun bir maraton ki. Onunla yüzleşme cesareti bulabildiğimde o zor günlerle, engellerle, zor anlarla o beni böyle baktım dostum aslında bir noktada. Ne kadar kötü hissettirse de o an beni daha çok güçlendiriyor, daha çok şey öğretiyor. O noktadan sonra biraz işler değişti, daha sakin. Bana gelenleri daha çok kabul etmeye başladım. Bir zorluk çıktığında tamam hani bunu nasıl aşabiliriz onu gözlemlemeye başladım. Bazen insanın karşısına böyle sizi gergin yapabilecek çok farklı insanlar çıkabiliyor, olaylar gelebiliyor. Onları da daha sakinlikle yani ne demeye çalışıyor acaba karşımdaki olay ne? Belki o da kötü bir gün geçirdi ve o yüzden böyle davranıyor diye algılayıp çok daha esnek ve anlayışlı, uyumlu bir aslında yapıya dönüştürdü beni yaptığım spor. O yüzden artık çok yani üzülmüyorum. Örneğin İşte sponsor mu bulamadım, dalışım kötü mü geçti? Tamam, yani yapacak bir şey yok şu anda. Ben elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra
tüm enerjimi oraya verdikten sonra bir sebebi vardır diyorum. İleriye bakıyorum. Fakat sanki sende şey varmış gibi. Böyle aynı anda multitask bir beynin varmış ve aynı anda birkaç dünyanın içine girebiliyormuşsun gibi bakıyorsun. Evet. Değil mi? Yani burada bile... Bunu yapmamaya çalışıyorum. Çünkü benim için en kıymetli olan o an yaptığım işe %100 kendimi verebilmek ve oradaki o hissiyatı, çünkü yani hiçbir şey yapmıyorken bile mesela şu suyu binlerce içme yöntemi var ve hepimiz farklı bir şey hissediyoruz bunu içerken. Ben Angelika Hanım'ın anlattığı gibi mesela suyu dilime değdikten sonra tüm böyle dokularımda, hücrelerimde, işte onun o içindeki belki formülü, H2O'yu falan hissederek içmek istiyorum. Yaşamı böyle yaşamak istiyorum. Dolayısıyla her ne kadar zihnim beni böyle çok şey düşünmeye, o multitasking'e götürmeye çalışsa da ben onu durdurup şu an yaptığım işe konsantre olmak istiyorum. Hmm. Biraz öyle konuşuyoruz aramızda. Yani. Ama var öyle bir, değil mi, yeteneği farklı dünyaların evet, evet, içinde aynı anda. Paralel ama evrenleri var doğal, gibi. Çok doğal. Ama siz yani bu aslında sizin söylediğiniz zıplamak anlamında değil oraya buraya. Aynı anda birçok evet. şeyi içine alıp onu... öyle yürümek. Duruşunuz öyle. Biraz öyle de besleniyorum. Evet, çünkü belli. Farklı alanlardan besleniyorum. Yani sadece işte... Nasıl diyeyim, çok böyle zorlanarak değil, bazen yanına işte şefkati ekliyorum. Hani iki denge diyebilirim buna. Kendimi farklı alanlarda dengelemeye çalışıyorum. Yani hep şeyi soruyorlar işte, sen her gün nefes çalışması yapıp yoga mı yapıyorsun? Nasıl işte sakin kalıyorsun? Nasıl bu kadar antrenmanların nasıl geçiyor, nasıl hazırlanıyorsun diye. Ben 365 gün dalış yapmıyorum, 365 gün nefes çalışmıyorum. Bazen böyle programdan programa koşturuyorum. Çünkü bu tutkumu anlatmayı da çok seviyorum. Belki burada bizi dinleyen bir aile çocuğunu yüzmeye başlatacak. Bu mükemmel bir kazanım olur benim için. Ama çoğu zaman da tabii dalış yaptığım dönemlerde sadece kendime, nefesime, yaptığım spora odaklanıp daha böyle... hani nasıl diyeyim, zen moduna geçip biraz daha o yönüme ağırlık veriyorum. Yani ikisinin dengesi diyebilirim. Sanki insanlar ne güzel suyun altında o dengede kalıp o halde yaşayabiliyor gibi görüyorlar ama tabii orada bir yarışma olduğu zaman, bir turnuva, bir müsabaka olduğu zaman çok herhalde o duygu çok olamıyor değil mi? O duyguyu hissetmek zor. Bazen bu yarışma stresi, heyecanı, baskısı özellikle ve anksiyetesi diyebilirim. O noktada keyif almanız azalabiliyor ve ben de bunu yaşadım bir sporcu olarak. Halbuki yani yarışmalar gelip geçici ama oradaki benim hissiyatlarım çok önemli. Evet. Dolayısıyla onu artık bir böyle yarışma yapma zorunluluğum olan, kendimi ispatlamaya çalıştığım bir baskı altındaki bir okazyon değil de nasıl daha çok keyif alabilirim? Bu işi nasıl ben geliştirebilirim gibi artık algılamaya çalışıyorum. Yoksa yani yapabileceğinizi bile yapamamaya başlıyorsunuz. Hani sınavdaki stres yapan bir öğrenci gibi. Halbuki daha kendini rahat bıraksa çok daha odaklanıp bildiğini unutmayacak en azından. O yüzden biraz artık o duygulardan sıyrılmaya başladım. Peki yemek? Yemek. Evet. O da çok matematik, piyano gibi. Evet. Yemek yapmak da çok matematik bir şey. Evet, yemek kitabı çıkarttım. Kafa Angelika, evet. Hem yemek hem müzik, çünkü yazdığım 50 tane tarif hem benim hem de ailemin tarifleri, her birinin yanına bir müzik tavsiye ettim. QR ve onu koduyla. Kitaba QR koduyla evet ekledim. Evet, hem matematik var içinde hem sanat var, her şey var ve çok seviyorum müzik yapmayı. Ay, müzik yemek yapmayı. O da bazen tariflerini paylaşıyor. Evet. Böyle işte annemin tarifi diyor, anneannemin tarifi diyor. Evet, biz hepimiz dedemin, dedem yani bir iş insanıydı, yöneticiydi ama ona rağmen sabah 5'te mutfağa girirdi. Girerdi dedem ve bütün günün yemeklerini yapardı. Sonra araç gelirdi. Ay ne kadar şanslıymış anneannemiz. Annem inanılmaz şanslı yani gerçekten. Bu disiplin nedir acaba? İşte Sovyet disiplini. Sovyet disiplini gerçekten öyle. Yani bu benim oğullarıma da çocuklarıma da geçti bu. Daha büyük oğlum Yürek, bu arada klibi yürek çekti. Yürek öyle mi? Evet. Yürek büyüdü de klip büyüdü, mi çekti? Evet, ve klip çekti.
Çok klip çıktı, Amerika'da yaşadı, şimdi Türkiye'ye dönüş yaptı. Evet, yürek mesela onun yani kanından geliyor ve Timur'un da öyle. Ben mesela kaçta bir saat sonra geleceğim dediğim zaman beni küçüklükte arıyordu. Anne sen bir saat dedin ama şimdi 67 dakika geçti. Orada tamam anladım dedim. Bu da Sovyet vatandaşı geldi. Ya da su altında süre tutuyor yani. Nefes mi diyor öyle, resmen? Öyle resmen öyle. İkisi de öyle ve bu içten gelen bir disiplin. Güzel bir şey. Ya dayatarak değil de içten olunca öz disiplin o işte kıymetli çok, bir şey. Evet ama işte öyle büyüyünce... Demek 67 dakika oldu. Evet, diyor. Evet. Yani biz Moskova'da mesela konserim oluyor. İşte otelden çıkacağız. Oradan bir araç gelecek alacak. Giriyoruz, bakıyoruz. Deli gibi şoför bey arıyor bizi lobide. 7 dakika geç kaldınız. Acaba bir şey mi oldu diye arabadan çıktım. Sizi aramaya geldim. Budur hiç yani. Böyle ailece falan değiller. Şoförü falan da bulaştırmışlar. Yemin ediyorum. Böyle. Bunlar böyle şöyle bir grup olarak manyaklar. Bize çok uzak mı? Kendine benzeyen şoförü nereden buluyorsun? Otantik olur diye anlattım işte. Ama öyleyse. Sen de bence dakiksindir yani. O ben disiplin... suyun altında olmak zorundayım. Tabii. Saniyeler hatta konuşuyor ama suyun evet. Üstüne çıkınca dünya. Yani benim için zaman algısı, zaman çok izafi bir şey doğru, ya aynı zamanda. Ki. Ben o kadar açıkçası kalıplara takılmıyorum çok zaman. Bazen kendimi unutuyorum falan böyle. Aa yani bu mu vardı falan diye. Açıkçası suyun üzerinde çok dakik olduğum söylenemez ama suyun altında ve sporda inanılmaz dakiyim. Belki de o birbirini işte evet. Onlar da dengeliyor. Çok coolsun. Teşekkür ederim. Şu coolluğun sırrını bizimle paylaşır mısın hocam? Coolluğun olayı nedir? Ne demek yani istedin? Şöyle söylüyorum. İniş çıkışların daha düzleşmiş gibi, daha sakin ve hani önceden daha iniş çıkış derken negatif bir şey söylemiyorum. Hani coşku anlamında, evet. Sevinç anlamında da hepsi içinde. O böyle bir düzleşmiş gibi. Bu çok güzel bir şey ya değil mi? Çok evet. Havalı bir şey. Bu evet. Nasıl oluyor? Tabii ben dışarıdan kendimi gözlemleyemiyorum ama benim hissiyatım ya bir kere çok şanslıyız şu an hayatta olduğumuz için, nefes aldığımız için. Bazen bu yönden bakmaya çalışıyorum. Böyle düşününce yani her şey yarın ne olacağımız belli değil ya. O yüzden şu anki işte buraya diyelim yolda geç kaldım yetişemedim. Hayat memat meselesi değil. Yani bir şekilde belki sen çok kızacaksın bana söyleneceksin ama. Yani söyleyin ben her koşulda gömerim yani. Ama mesela düşünüyorum ne olacak yani başıma kötü bir şey de gelebilirdi. Hayatın bir parçası. O yüzden o pozitifte de negatifte de yani şu an beni çok sinirlendirebilirsin. Diyelim bana bağırdın çağırdın küfrettin. Ben ona cevap vermem mesela. Seni gözlemlerim. Böyle, belki böyle gülümserim. Bak böyle. Evet böyle. Başka ben var mıydı? Ben sana hölülü yapıyorum evet, böyle. Evet. Sen öyle ya bu beni sinirlendiremiyor mesela. Şaka. Ya neden sinirleneyim şimdi? O senin fikrin bir kere. Ben ne olduğumu helal biliyorum. Üzerine almıyorum. Ay helal olsun. Çok ben böyle olmak ben istiyorum ya. Nefes. Biraz dalış. Dalış bizi bu çok hayat güzel. Böyle yaptı Aslı'cığım zorluklar. Ay çok güzel şu anda aşırı bak hiçbir şey değil bunu çok kıskandım ya bu çok güzel bir şey. Yapabilirsiniz. Hayır, bir de en çok neyi düşündüm anlatırken sen erkeklere karşı yani adam deliriyor karşında bak böyle bakıyorsun. Evet o böyle, kadar. Hani bu beni çok ben bunu güzel. Kişiselleştirmiyorum bu senin tavrın. Bitti mi falan diyorum mesela böyle bitti mi peki tamam diyorum ve dönüyorum yani. Hani kız arkadaş da o kadar şeydi de çok yakın dostun da falan filan. Zaten insan birbirinin ciğerini biliyor ama mesela bir adama karşı öyle cool duruş, şahane bir kadın duruşu. İyi doğru yoldu. Yani. O biraz kendi kendine olan bir şey ama yani öyle bir yapıdayım. Bu arada cool olmak için hiç değil, benim yani mental akıl sağlığım için çok kıymetli. Mesela onu içselleştirsem, kişiselleştirsem, ciddiye alsam bilmem yani çok üzülürüm, sinirlenirim. Ama gerçekten ciddiye almıyorum. Belki sen o gün çok sinirlisin farkında olmadan. Bu... Bir de onun yüzünden ben de mi üzüleyim? Ben öyle değilim ki zaten yani. Ay ne güzel ya. İşte ben bu kafayı alıp buraya böyle monte etmek istiyorum bu şekliyle. Edin. Yani, sen de öyle misin? Evet. O da sakin ama çok sakin. Bir de müzikle
yıkanıyor her gün yani. Sakinlik de değil biliyor musunuz? Yani o evet algı meselesi ve prensip kararı. Yani bu bir karar sizin. Yani tamam öyle ya. Mi? Orası yani orayı ilgilendiren bir şey. Benimle bir şey varsa yapacağım bir şey varsa yaparım ama ben o hali almam, kopya çekmem ve onu yaşamam. Çünkü gerçekten o onun hali onu almak yani zorunda değilim. Yani işin şakası değilim. Bir yana ben de hani şimdi Hande sorduğu için söylüyorum. Ben de mesela dururum karşımda öyle bağıran biri falan olunca ben de durur bakarım. Ama bunu böyle onun kendi kişiselleştirme konusunda o kadar başarılı değil. Kişiselleştirmeme konusunda o kadar başarılı değilim. Orada bir yerimde böyle akşam yattığımda falan kafama takabilirim. Onu da yani kendini biliyorsun. Biraz şey düşünüp yani bir şekilde belki kafana da takmalısın ve daha iyi bir değişime gidebilirsin. Olabilir. Ama bu seni üzmemeli. Yani bu bir aslında güzel bir şey. Düşmemek bir, sana bir bilgi geliyor belki. Düşürmemek. Ama gerçekten ciddiye alman gerekiyorsa, doğruysa, doğru değilse zaten boş ver yani. Ama sizin gibi iki değerli kadın da şimdi düşündüğümde çok da sanki kabalıkla da karşılaşmıyordur diye düşünüyorum. Bu kadar ya ben şimdi çok erkeklerin hakim olduğu bir spordayım. Evet. Bir tık bize göre kaba olabiliyorlar. Yani ben bayağı sanayiye falan gidiyorum. O dalış malzemelerini kaynakçıda işte ne bileyim dalış asansörünü falan yapıyorum. Böyle girip çıktığım yerler benim. Hani çok böyle topuklu ayakkabını giyip bir otel rufunda da oturup bir toplantıya da katılabiliyorum. Ama böyle sanayiye girip gerçekten elime kaynağı falan alıp işte orada bir şeyler yaptığım, bayağı yüzlerce kilo taşıdığım falan durumlara da giriyorum. Dolayısıyla hani her şeyle karşılaşıyorum ben. Mesela belki siz nispeten bir tık şanslı olabilirsiniz. Evet, belki bu anlamda biraz yani çevreyle de biraz ilgili bir şey. Ben sanayiye gitmiyorum. Bayılırım bu arada o tür şeylere. Işte. Çok keyif alıyorum bu arada ben yani. Ben çok severim ama gitmiyorum. Oradaki sohbetler en keyiflisi orada bir çay içmek falan ama hani kabalık diyorsunuz. Kabalık tabii neye göre? Benim için çok eğlenceli oluyor. O yok, laflar. Yok, ama şey, bana yani bilerek isteyerek başıma çok geldi tabii. Mesela arabamı bir yere park etmişim bir gün. Oranın işletmenin sahibi çıktı böyle. Çek buram. O kadar kaba davranıyor ki ben de çekmiyorum falan dedim. Adam geldi yumruk attı bana mesela. Oo. Evet. Hani böyle bir sürü şey bu olabiliyor. Kabalık falan değil evet, yani. Bu başka bir şey. Zorbalık şiddet. O yıllarda tabii yani bundan çok önce bir 15 seneyi geçti. Çok kolay bir sosyal medya falan çok hakim değildi. Ne yaptın? Yani polise şikayet ettik falan ama çok bir şey yapılmadı. Şu anki kadar kadına şiddet konuları da çok gündeme gelmiyordu. Mesela inandırıcılığı da yani bir kamera yok bir şey yok falan. Adam hani yo yapmadım falan diyor, geçiyor, gidiyor açıkçası. Çok ciddi bir şey olmadı o zaman. Ama ya yani her tarz insanla karşılaşabiliyorum yaptığım işten dolayı, yaptığım işlerden dolayı. Ama ona yani o tabii başka bir vakaydı ama karşıma gelip gerçekten böyle bağıran, çağıran, kendini bağırarak ifade etmeye çalışan insanlarla da çok karşılaşıyorum. Onları da çok önemsemiyorum. Şimdi programın sonuna gelmişiz. Aa. Ben sizi yine şahaneydi muhabbetimiz ama ben sizi yerinizden bir zahmet kaldırıp şu toprağımızın başına götürmek istiyorum. Çünkü bir Beykoz'dan gelen bir de Honduras. Ay Honduras. Hey'i söylemiyoruz. Honduras'tan gelen. Hey ile yazılır. Honduras'tan gelen toprağımız var efendim. Bu senin o gittiğin Dünya Şampiyonası'nın yapıldığı yer, ülke. Oranın Roatan Adası. Vay çok güzel, süper. Buyurun efendim. Onu ne yapalım? Onu ben seni yıkayacağım. Tamam. Saçların çok güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel derken üzerime. Buyurunuz lütfen. Biz bütün topraklar bir Honduras'ınkiyle Beykoz'unki birbirine karışsın. Coğrafi şöyle ayrımcılıklar. Şöyle ne istersen, karışsın, değil mi? İçinden ne geliyorsa. Tamam. Nasıl dökmek? Sonra bu toprak ne olacak en sonda? Fikriniz bence ekip beni öldürüp üstüme toprak atacak. Bilmiyorum. Şu anda daha buna karar vermedik ama temizledik bizim ama yok. Ölmek de güzel bir şey ya ne olacak? Ama tamam zamanından yani önce gerekiyor. Hepimiz öleceğiz. O ayrı.
Tamam. Belki oraya bir şey dikersiniz sonra. Evet. Aa bak çok gül güzel. Gül bahçesi olsun. Bu da gülden zaten geliyor. Gül mü dikelim? Bence Angelika'ya. Gül en güzel tamam. Çünkü yüksek enerji yayar. Tamam. Faydalı olur herkese. Ben de döküyorum o zaman. Evet. Oh böyle Beykoz'un, Ondras'ın, Şişli'nin, Domonti'nin, Cihangir'in, Mersin'in, Datça'nın bütün topraklar birbirine girsin. Kaz Dağları'nın hepsi var burada şu anda ve kuru kalmasın dünyadaki topraklar ve de her zaman su olsun ve de her zaman o devinim olsun, o yeşillik olsun. Hı hı. Çünkü yeşillik bize oksijen veriyor, biz ona karbondioksit veriyoruz ve o düzen devam etsin. Senin bu anlattıkların ne kadar hayati şeyler ama herkes tarafından ne kadar romantik karşılanıyor. Evet. Ne acı değil mi? Kadın dünyanın değerli ilk bilgisini söylüyor. Ama sanki çok romantik bir şey anlatıyormuş gibi insanlar böyle bakıyorlar. Ya en elzem nefes almak, su içmek, yemek yemek gibi bir şey. Yaşam alanımızı yani da bir noktada korumak yoksa yok olup gidiyor. Yani sen şurada stüdyoda yanıyoruz diyorsan, klimasız oturamıyorsak küresel ısınmadan dolayı maalesef ilk aslında önceliğimiz olmalı. Yani küresel ısınma kavramını da bence çok iyice böyle yani kabul etmeyip de iyice irdelemek lazım. Onun altında neler var? Şimdi derin Ceyhun bir konu. Benim buradaki duruşumu beğenmedi. Sürekli kulağıma konuşuyor. Yok. Şimdi ben böyle duracağım size. Siz benim konuğumsunuz ya. Evet. Ama bana diyor ki Jimmy'ye döneyim. Ne yapayım? Popom mu döneyim kadınlara ya? Ne istiyorsun ya? Bak buraya kadar sakindim. Şahika olsa burada da cool davranır. Çünkü kişiselleştirmiyorum ya. Kapat ya. Kişiselleştirmiyorum ya. Allah Allah. Bağırarak böyle kişiselleştirmiyorum. Programı rekor öncesi çekmiştik. Aslı bana yine uğurlu geldi. 106 metreyle dünya rekorunu kırdık. Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olsun.